Herkese merhaba. Bu podcast'imizde sizlere 16 Ocak tarihinde çıkardığımız strateji raporumuzla birlikte model portföyümüzde yaptığımız değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bu yılki hisse senedi stratejimize baktığımızda BIST için birçok yönden unutulmaz bir yıl olan 2022'nin ardından 2023'ün daha yüksek oynaklık ve daha fazla belirsizliğin fiyatlanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. Bu açıdan yeni yılın ilk iki haftasında BIST'te gözlemlenen oynaklığın yılın ilk yarısında devam edebileceğini, 2023'ün genel performansı açısından ise en belirleyici hususun ikinci çeyrek içerisinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu düşünüyoruz. Piyasa, seçimler ve seçim sonrası uygulanacak ekonomi ve para politikaları ile ilgili ipuçlarına bağlı olarak yön arayışında olacaktır. Bu kapsamda yeni yıla girerken hisse ve sektör tercihlerinde defansif bir duruşun makul olduğu görüşündeyiz. Ancak tüm yıl için taktiksel ve esnek bir yaklaşıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla yıla girerken model portföyümüzde bazı önemli değişiklikler yaptık. Portföyümüzden Koza Altın, Mavi ve Tüpraş'ı çıkartırken BİM, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nı ekledik. Öncelikle çıkanlara baktığımızda her 3 hisseyle de kâr realizasyonu amaçlı vedalaştığımızı söyleyelim. Bunlardan Koza Altın 2022 senesinde bizlere %85 relatif getiri sağladı ve bu getiri sonrasında hisse için al olan önerimizi de tuta indirdik. Mavi ve Tüpraş sırasıyla verdikleri %33 ve %7 relatif katkıyla portföyden çıktılar. Ama her iki hisse için de al önerimiz devam ediyor. Yeni girenlere baktığımızda ise BİM'i yüksek ciro artışı, enflasyonist ortamdan faydalanan karlılık metrikleri, güçlü bilanço ve operasyonel yapısı ve cazip çarpanları çerçevesinde portföye dahil ettik. Turkcell'i ise özellikle cazip çarpanları ve enflasyonist fiyatlamayı yapabilmesi sayesinde portföye alırken, Türk Hava Yolları'nı ise COVID-19 sonrası güçlü talep ortamından rakiplerinden daha iyi faydalanması, karlı dış hat uçuşlarının toplam kapasite içindeki payının artması, akaryakıt giderlerinde beklediğimiz iyileşme ve cazip çarpanları çerçevesinde portföye dahil ettik. Bu giren hisseler dışında model portföyümüzdeki diğer hisseler ise Akbank, TSKB, Aksa Enerji, Coca-Cola İçecek, Ford Otosan, Otokar ve Enka İnşaat. Bu arada model portföyümüzün borsamızın güçlü şekilde rekorlar kırdığı 2022'de BIST 100 endeksine göre %32 daha iyi bir performans sergilediğini de belirtelim. Benim bugünlük aktarmak istediklerim bu kadar. Herkese iyi hafta sonları dilerim.